Evet ustam, neler vardı hamurun içinde? Nereye? Bir tane yumurta, bir su bardağı süt, bir kilo un için, bir çay bardağı yağ. Sıvıya? Sıvıya. Kabartma tuzu falan yok? Bir şey yok, başka hiçbir şey yok. Evet, baklava hamurunun ölçüsü bu. Ölçüsü bu. Başka ölçü yok. Yumurta, yoğurt, yağ. Yoğurt yok dedi. Yoğurt yok dedi. Yoğurt yok, süt dedi. Süt dedi. Bir su bardağı mı süt? Bir su bardağı süt. Yoğurt. Bir su bardağı, çay bardağı, çiçek yağı. Evet. Bir tane yumurta. Bir tane de yumurta, o kadar. Evet. Kaç dakika bekliyor yoğurduktan sonra? Bir saat falan beklemesi lazım. Bir saat dinlenecek. Evet. Bezi açtıktan sonra da bekletiyor muyuz? Hayır. Açınca başlıyoruz ben şeye, işleme. Orta kaytalıyorum zaten. Devam etsin. Sen saat gibisin ama bizim saat gibi işte. Sen yine de tarif ver. Şeker bana kapattın mı? Şeker bana da yersin diyeceğim dedi. Var şeker de yedi. 172. Nefis ev baklavası tarifi. Evet. Kaç beziden yapıyoruz? 40 olur, 45 olur. Galiba atın istediğine göre 60'a kadar çıkar. Maşallah. Evet. Var. Ceviz ne kadar gidiyor önden? Gel ayarla. Bir lavuz etsin ha, 2 kilo. 2 kilo. Bir tepsi. 1-2. 2 kilo mu gidiyor bir davul tüm? Evet, şu büyük davul tüm. 2 kilo ha? Çok gidiyor bu zaman. Değil mi? Yani ters de büyük ya. Kaç kilo gelir o? 11, 10. Ha. Kurtarır o zaman. Evet. Evet, Allah kolay gelsin. Sağ olun. Açtığımız hamura cevizini saçalım şimdi. İsmi neydi bu yaptığımızın? Cendere bu. Cendere. Şöyle katlayalım. Evet, sevgili döndü usta. Değişik tartmış yalnız. Evet, katlar bu. Yapar. Kat kat oluyor böyle bu. Kalın düşmüyor değil mi? Düşmez. Şöyle bükelim. Evet, böyle şöyle parmağımızdan ölçüp ölçüp aynı hepsi hizalı olsun diye. Dik olarak. Dik olarak. Buna cendere mi deniyor? Evet, buna cendere deniyor. Evet arkadaşlar, cendere değişik bir sistem. Bol cevizli. Börek yapar gibi. Katladığımız yerlere tekrar ceviz.
Baharatlar da parça kenarında. Onları da atarım içine. İsraf yok. Evet. Tekrar şöyle parmağımızdan ölçü. Hepsi aynı hizada olması için. Şöyle şöyle dik dik koyuyoruz. Arkadaşlar bu cendelin özelliği yufkasının biraz kuru olması. Bıçağı orada mı alayım? Bunu dikkatlerinize çekelim. Azıcık bir şey olacak. Evet, kendini çekecek, yufka kurulması gerekiyormuş. Çok kurulur mu da kırılır. Evet, normal suyunu çekmesi lazım. Tepsiniz bayağı ilerledi. 5 kilo gelir mi? 3 kilo gelir herhalde. Hafif mi çekiyor? 8 kilo gelir. Bu tepsi. Evet. Cendereyle 8 kilo gelir. Vay anasını sayın seyirciler. Yani şey isteyeyim mi? He? Yani daha şimdi. Evet, tepsimiz dolmak üzere. Ulu ve meşhur cenderesi. Ne bu ya? Daha bu yanına falan getirin. Birikinde bakalım. Bu dedi 80'lik teyze bu dedi yapan de. İnanmaz işte benim 80 yaşındım. Ana oğlum böyle. İzle kendini. Oğlum bir de bir hayır kızım aldı zengin adam falan çıkarsa başıma bir de. Dedi al gel oğlum şöyle. Bu yaştan sonra. Ulu Bey'in cenderesi hazır. Taş fırında pişecek Allah'ın izniyle. Ondan sonra şu flamboyacı yiyeceğiz. Oraya bir sürü yedim mi? Evet. Oğlum bak ben Ulu Bey'in halası 70 yaşındayım. Kuzum. Maşallah teyzeciğim. Hmm. Maşallah. Halacığım. Hmm. Evet bundan sonra taş fırına giriyor. Ve nar gibi kızaracak. Evet, cenderemiz de fırına giriyor. Bu da 3 saat pişecek.